Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dev Japon kabalığı ya da Latince adıyla Petasites japonicus, papatyagiller yani Asteraceae familyasından genellikle su kenarlarında, bataklık ve nemli çukur alanlarda yetişen iri yapraklı, ilginç bir bitkidir. Ben ona ilk defa Sakarya taraflarında bir dere yatağı içinde yürürken rastlamış ve yapraklarının büyüklüğüne geziye katılan diğerleri gibi çok şaşırmıştım. Hatta havanın epeyce sıcak olmasına ötürü yanında yürüyüş için şapka getirmeyenler bitkinin bu dev yapraklarını şemsiye gibi kullanmışlardı. Soy adının Japonicus olduğuna da bakmayın. Japonca adı Fuki olan bitkinin Kuzey Yarımküre'nin ılıman iklim kuşağında hatta İsviçre'de bile bolca bulunduğunu belirteyim. Japonlar bazı bölümleri zehirli olabilen bitkinin taze sürgünlerini ve rizomlarını çeşitli işlemlerden geçirerek yiyecek olarak tüketirler. İngilizler ise ona butterbur yani tereyağı kabuğu diyorlar. Çünkü eskiden tereyağını saklamak için bu bitkinin yapraklarına sararlarmış. Bitkinin yaprakları daha önce bir video ile anlattığım ravent yani Reum rabarbarum bitkisinin yapraklarına benzer. Fakat tabii ki ravent onun yanında ufacık kalır. Yine sizlere daha önce anlattığım öksürük otu yani Tussilago farfara ile akraba oldukları da yapraklarının benzerliğinden anlaşılabilir. Bitkiden astım, mide ve bağırsak hastalıkları için ilaç üretilmesine çalışılmaktadır. Diğer yandan dev Japon kabalığı da umut tacirlerinin vicdansızca kanser ilacı olduğunu iddia ettiği sayısız bitkiden sadece bir tanesidir. Fakat aksine bitkinin köklerini içerdiği kimyasalların karaciğerde birikerek tümör oluşturduğu belirlenmiştir. Bitki iri yeşil renkli çiçeklerini bahar başından yaz ortasına kadar açar. Dev Japon kabalığı havuzu olan ya da dere kenarında bulunan bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılır. Dev Japon kabalığı kıyıda sığ suyun içinde de yetişebilir. Eğer siz de bu ilginç görünümlü bitkiyi bahçenizde yetiştirmeyi düşünürseniz, nemli toprakta hızla ve kolayca büyüyerek yayılma eğiliminde olan bitkinin istilacı olmaması için onu büyükçe bir saksıyla beraber güneşli ya da yarı gölgeli bir konumda toprağa dikmeniz mantıklı olacaktır. Bitkiyi dilerseniz bahar aylarında kök ayırma yöntemleriyle çoğaltabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.